Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Iron'un son sürümü olan 9.22'sinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bununla WhatsApp Plus'a da bildiğiniz üzere geçenlerde güncelleme geldi. Ben onun videosunu da paylaştım. 9.21 olarak şu an onun en son sürümü ben kontrol etmedim ama büyük ihtimal 9.21'dir şu an hala. Ben onun da videolarını paylaştım. Ona gelenek özelliklerle buna gelenek özellikleri arasında ben bir fark hissettim arkadaşlar. Of arkadaş sizinle paylaşacağım ve buna gelen özelliklerden de sizlere bahsedeceğim. Bunun için arkadaşlar şunu da söyleyeyim hemen. Bu videonun altına ben bir link bırakacağım. Oradan bu WhatsApp'ın en son sürümünü indirebileceksiniz. Ve şunu da söyleyeyim. Bu videonun sonuna da bir kısa video ekleyeceğim. Bir dakikalık. O videoyu da izleyerek linki nasıl kolaylıkla geçip bu uygulamayı da indirirsiniz. Bunu da oradan izleyip uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu uygulamaya geçiş yapacağım. Buraya geçiş yapayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere WhatsApp 9.21 geldi. Plus'ın 9.21 özelliği geldi. Onda da bir özellik vardı. Bununla da ben şimdi sizlere bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Her ikisine de gelen aynı özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere önceden mesela bu gizliliğe geldiğimizde en üst. Yani bir de şunu söyleyeyim ki siz bu WhatsApp'ı ilk kurduğunuzda bildiğiniz üzere durumları gördüğümü gizle olayı açık olacak arkadaşlar. Eğer birisinin durumuna baktığınızı görünmesini istiyorsanız bunu kapatın. Ama ben herkesin durumuna bakayım ve kimse benim baktığımı anlamasın diyorsanız bu tike hiç dokunmayın. Açık kalsın. Zaten aşağıda cevapladıktan sonra mavi tik özelliği var arkadaşlar. Bilginiz olsun buradan anlamayan arkadaşlar için şuraya da küçük bir değinmek istiyorum. Kişiler, gruplar, toplu mesajlar değiştir olarak var. Bu kişilere tıkladığınızda arkadaşlar yani rehberinizde ne kadar kişi varsa onların hepsine geçerli olacak şekilde okundu bilgisini gizle iletildi bilgisini gizleyi açarsanız her bu iki tıkı açarsanız arkadaşlar açtığınızda size kim mesaj atarsa atsın sanki sizin internetiniz yok gibi sanki siz o mesaja hiç bakmamışsınız gibi teknik olarak karşı tarafa gözükecektir. Ama şunu da bilin ki siz burada iletildi bilgisini gizleye bastığınızda risk size aittir diyor. Mesajlar geç gelebilir gidebilir. Bazı arkadaşlar da hep bundan şikayetçi diyor ki işte bana atılan mesajlar gelmiyor. İşte bağlanılıyor diyor mesaj gelmiyor. Benim attığım geç gidiyor. Büyük ihtimal bu tikleri açtığınızdan olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama siz yine de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ve buradan mesela beni kimler arayabilir özelliği vardı arkadaşlar. Ben plasa da gelen özellikten ve buna gelmeyen özellikten bahsedeceğim. En azından ben bulamadım. Siz de bir denersiniz. Burada önceden zaten bildiğiniz üzere herkes kişilerim ve hiç kimse olarak şıklar vardı. Şimdi burada kişileri şunlar hariç kişilerimle paylaş var. Mesela siz kişilerinizi seçebiliyorsunuz. Mesela sizi kim aramasını istiyorsanız. Mesela önceden kişilerinizi bu üç özellik varken arkadaşlar mesela kişilerim hiç kimse özelliği de varken hiç kimseyi seçince hiç kimse arayamıyordu. Kişilerim seçince sadece kişileriniz arayabiliyordu. Ama şöyle de bir şey vardı ki siz kişilerim içerisinde beni aramasını istemediğiniz. Birkaç kişi vardı. E onları seçemiyordunuz. Onları da şu şekilde seçebiliyorsunuz. Şunlar hariç kişilerimle paylaş. Yani kişilerinizde kimi istemiyorsunuz? 5 tane arkadaşınız var istemiyorsunuz sizi WhatsApp'tan aramasını. Buraya tıklayarak kişileri seçiyorsunuz ve o kişiler sizi arayamıyor, diğer kişiler arayabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki özellik o. Burada da kullanabilirsiniz isterseniz. Ve ben WhatsApp Plus'ın 9.21 özelliğini incelediğimde ve ona gelen özellikleri de okuduğumda güzel bir özelliğini de gördüm. Ben onu şu an aktif ettim, kullanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, buna baktığımda bunu da göremedim. Göremediğim özellik şuydu arkadaşlar. Mesela buraya geldiğinizde ana ekrana tıkladığınızda üst kısım diye bir yer var gördüğünüz üzere. Buraya tıkladığınızda yani WhatsApp Plus 9.21 kullanan arkadaşlara söylüyorum bunu. Buraya geldiğinizde 9.21 WhatsApp Plus kullanan arkadaşlar buraya geldiğinde burada hikayelerimi göründüğünde bildirim al diye bir özellik var arkadaşlar. Yani sizin birisi durumunuza baktığında durumunuza bakınca size bildirim düşüyor ana ekranı. Instagram'da da olabilirsiniz, normal ana ekranda da olabilirsiniz. Ve ben bunun bunda şunu da fark ettim. Mesela bir durum paylaşıyorsanız eğer 9.21 WhatsApp Plus ile ilgili konuşuyorum. Bunda o özelliği göremediğim için ondan da bahsetmek istedim sizlere kısaca. Mesela arkadaşlar 9.21 WhatsApp kullananlarda diyelim ki bir durum paylaştınız ve internetinizi kapattınız. O akşam telefonunu da kapattınız. Her neyse uyudunuz gitti bitti. Sabah olduğunda internetinizi açınca ben bunu e, fark ettim arkadaşlar. Kaç kişi durumunuza bakmışsa siz WhatsApp'a girmeden hemen alt e, tarafa telefonunuzun yani ben bilmeyenler için de çizeyim. Telefonunuzun ana ekranda şu bölgeye yani o bölgeye bildirimler çıkıyor. İşte e, durumunuzu bu inceledi. Durumunuzu şu kişi inceledi diye kaç kişi bakmışsa sizin internetinizin kapalı olduğu esnada herkesi gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. WhatsApp Plus'ta böyle bir özellik var ama ben bundan göremedim ve şunu da söyleyeyim sizlere buna da yani bu WhatsApp Aero ya da Plus'a da gelen özellikler arasında tabii ki aynı özellikler de var. O özellikler içerisinde hemen sizlere şu ekrandan da bahsedeyim arkadaşlar. Bakın şu ekrana dikkatli bakın. Burada özel çevrim içi bildirimi var. Hemen orayı da işaretleyeyim sizlere bura. Peki burada şurada bir tik var arkadaşlar. Bakın orayı sizlere yeniden işaretleyeceğim şimdi. Orayı sizlere yeniden işaretleyeceğim. Oraya dikkatli bakın arkadaşlar. Şurada bir tik var. Bu siz bu Aero'yu yeniden kurduğunuzda yani bu Aero'yu ilk defa kurduğunuzda bu tik aktif olacak. Özel çevrim içi bildirimi. Bu özel çevrim içi bildirimi bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani WhatsApp'ta birisiyle konuştuğunda o kişi çevrim içi olunca yukarı bir e, işte Falan kişi online veya çevrim içi diye bir bildirim geliyor. Siz bunu buradan gizleyebiliyorsunuz. Yani mesela diyelim ki bu tiki açarsanız bu kişinin çevrim içi olduğu bildirimi size gelmez. Ana ekrana düşmez. Ama kapalı durursa gelir. Yani bu özellik o. Ben bunu ilk kurduğumda WhatsApp ayarını ilk kurup girdiğimde o tik aktif oluyor ama sonra böyle soluklaşıyor. O da nasıl oluyor bilmiyorum. Siz de bir deneyin arkadaşlar ve Diğer bahsettiğim bir özellik ise yani WhatsApp ayrıyor da Plaza'da gelen özelliklerden bir tanesi ise süreli mesajlar. Bildiğiniz üzere bu süreli mesajlar önceden sadece 7 gündü galiba ben yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onlara ek özellik olarak 24 saat ve 90 gün olarak da gelmiş. Siz 24 saati seçerseniz mesajınız karşı taraftan 24 saat sonra siliniyor. Ve şu da var ki arkadaşlar e, siz burada 24 saati bu şekilde seçerseniz ve onaylarsanız siz kimle mesajlaşıyorsunuz veya kimlere mesaj atıyorsanız karşı tarafa o bildirim gidiyor. Yani diyor ki bu kişi mesajını 24 saat olarak süreli mesajlar olarak değiştirdi diye karşı tarafa bildirim gidiyor. Bilginiz olsun yani siz burada 24 saat yaptıktan sonra o karşı tarafına haberi olmuyor diye bir şey yok. Karşı tarafında ekrana bildirim gidiyor ve o kişi biliyor sizin süreli mesajlar yaptığınızı arkadaşlar bilginiz olsun ben bu özelliği aktif olarak kullanmıyorum ve WhatsApp Iron'un da dediğim gibi açıklama kısmına bırak, link bırakacağım. Daha detaylı inceleyip daha detaylı videosunu çekeceğim ne ek özellikler gelmiş. Ben elimden geldiğince sizlere detayından bahsettim arkadaşlar. Siz de lütfen e, incelerseniz bazı özelliklerin geldiğinde yoruma yazarsanız sizin e, bakıp değişik olan özellikleri de bana yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. Şimdi bu videonun sonuna bir link bırakacağım. Yani video link bırakacağım açıklamalar kısmına ve videonun sonuna da bir ek video koyacağım link de nasıl geçilir onu da öğrenebileceksiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Link'e tıklıyorsunuz. Bakın link'e tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim. Telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.